üreticimizi koruyacağız. Bu çok net. Diğeri de tüketicimizi kollayacağız dedim ben bakanlığın başından beri. Yani üretici de enflasyona ezilmeden bir rakamda bir para kazanacak ama tüketici de enflasyona ezilmeden ürünlerini almanın yolunu bulacak. Bir yerde bir hal var. Hal üretici hali. Geliyor, hale iniyor, iyileşleniyor. Ondan sonra tüketim bölgesinin olduğu yerdeki hallere gidiyor. Orada bir daha iyileşleniyor, kalkıyor, ediyor. Yani bu sürece baktığınız zaman sürecin içerisinde belki hakkaniyetsiz kazananlar da olabilir ama sürecin içerisinde fazla bir zincir var. Yani çok sayıda insan yer alıyor. Biz bu süreci birlikte bugünkü teknolojiyle biraz daha birbirine yakınlaştırmamız gerekiyor. Tanzim satışla ilgili bir aksiyon almamız söz konusu olabilir. Yani tüm gıda ürünlerinin olduğu yerler olabilir. Bunları büyük şehirlerimizde açabiliriz. Bunu büyük belediyelerimizle de çalışmaya başladık. Ama bunun dışında sebzeyle meyve de pek problem yok gözüküyor ama sebze meyveyle de ilgili gerekli bir aksiyon var ise ki var gözüküyor. Bunu önümüzdeki haftadan itibaren alıyor olacağız. Burada önemli olan tüketici ile üreticinin arasındaki bu halka zincirdeki insan sayısını, aracı sayısını azaltmak. Bunu azalttığın zaman aslında ucuz bir fiyata kavuşuyorsunuz. Domates, Antalya üretici fiyatı 3,10 lira. Ama İstanbul'a ulaşana kadar markette 8,45 liraya ulaşıyor.